Herkese merhaba, günaydın. Videoya hoş geldiniz. Yine sizinle bir ders çalışma günlüğü çekeceğiz bu hafta. Benim adam akıllı ders çalışabildiğim nadir haftalardan biri olacak. Çünkü ben Şubat ayında neredeyse hiç çalışamadım. Bugün ise bir kamp haftası başlattık Gökhan Hoca ve artık dedik ki hani toparlanmamız lazım, yapacak bir şey yok. Kütüphaneye gideceğim, şimdi saatlerimiz 10'a geliyor. Sabah 1 saat çalıştım, 8'de başlamıştık. Şimdi hazırlanma vesaire derken biraz uzadı. Şimdi kütüphaneye gideceğim. 12 saatlik bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bayağı bir orada kalırım diye düşünüyorum. Böyle çok fazla eğlenebileceğinizin garantisini vereceğim bir video olmaz belki de ama önceki videoda tabii ki tekrar özür diliyorum ki kendini kötü hissedenler olmuş ama genel olarak iyi ki video attın diyenler çoğunlukta olduğu için iyi hissedebilmeniz için elimden geleni yapmak istiyorum ama umarım motive olursunuz. Biraz daha konuşursam ağlayacağım, o yüzden ne yapalım? Gideyim ben kütüphaneye. Hadi bakalım. Evet, şimdi yemek yedik, sonra böyle süslendik ders çalışmaya geçiyoruz. Dön. Unutuyorum ya video çektiğimi. Bugün ne yaptım? Deneme çözdüm, ayete matematik çözdüm, ayete kimya çözdüm, paragraf çözdüm. Özdebirlerin analizini yaptım. Özdebirleri de konuşuruz eve geçince, anlatırım kaç net geldiğini. Bugün merkezin kaç geldiğini falan. Öyle. Bezalı bir süre bezalı çekeyim. Herkese günaydın. Şu anda denememi bitirdim. Bugün günlerden 8 Mart. Bu arada hepinizin değil kadınların. Kadınlar günü kutlu olsun. Saat 8 civarında başladım denemeye. Şöyle şu şekilde göstereyim. Denemeleri 2 saatte çözdüğüm için matematikte bir 4 soruya falan dönemedim maalesef. Biz bu arada sınavları 2 saatte çözüyoruz şu anda. Bakalım nasıl gelecek. Bu arada şimdi hemen özdebirleri alıp geliyorum. Şuradan da sistemi açacağım ki birlikte özdebir sonucuma bakalım. Bu arada ben deneme çözerken artık bunu açıyorum. Ekrana böyle şu şekilde büyütüyorum. Zaten reklamsız. Bir sıkıntı çıkarmıyor. Hem de artık kronometreden kurtulup biraz daha buna odaklanmaya çalışıyorum ki şu iğrenç saati beynim tamamen böyle kodlasın. Gerçek sınavda gözlüğüm yoktu benim. O yüzden en arka sıradaydım ve görememiştim saati. AYT'den o yüzden 15 dakika erken çıkmıştım. Şimdi birkaç deneme çözdüm. Onlardan da bahsederim hem. Selamlar. Şimdi denemeyi kontrol ettim. Geldim. Öncelikle bunlardan başlayayım. Hatta bugün yaptığımdan başlayayım. Bu böyle kurumsal bir deneme online. Şuraya da yazdım deneme netlerini. 120 dakikada çözdüm dediğim gibi. Biraz matematiğimle fenim kötü geldi açıkçası. Fene zaten alıştım gerçi de. Matematiğe çok fazla odaklanamıyorum neden sizce? Normalde benim matematiğim çünkü 35'in altına düşmez böyle çok nadir. Neyse böyle oldu. Şu an 96 net geldi. Analizini yapacağım. Çok da kafaya takmıyorum böyle çözdüğüm denemeleri. Analizini yap geç. Ondan sonra dün de merkezin denemesini çözmüştüm. O da ortalama aynı geldi. Burada da yine aynı şekilde matematiğim beklediğimden biraz daha şey geldi. Ya şöyle oluyor evdeki denemeleri çözerken. Böyle bir an önce bitirmek istiyorum. Yani bitsin de hani rahatlayayım gibisinden saçma bir duruma giriyorum. Bu yüzden çok isteksiz oluyorum yani. Dışarıda girdiğim denemelere falan böyle çok aşırı odaklanırım böyle. Evde o odağı yakalayamıyorum bir türlü. Ama deneyeceğim zamanla bence netlerim artar. Çünkü benim dışarıdaki netlerim daha yüksek geliyor genelde. Burada da bu şekilde geldi. Bunun matematiği biraz daha iyiydi ama diğer denemeye göre. Bu şekilde. Sosyal aşırı bilgiydi bu arada. Şöyle. Ay, üç yanlışım var zaten. İkisi tarih. Birisi biyoloji. Aman ne ya coğrafya. Neyse bunların analizini yaptım. Bununkini daha yeni çözdüm için yapmadım. Bunu yapacağım. Şimdi gelelim özdebirlere. Bu arada burada yazan netlerim doğru değil. Çünkü saçma bir şekilde ben çok sabırsız bir insanım ve şey yapıyorum sürekli. Özdebir açıklanmadan bir sürü cevap anahtarı araştırıp onların doğruluğuna inanıp kontrol ediyorum falan. Sonra da yanlış çıkıyor. Sonra düzeltiyorum falan. Özellikle Türkçe'de bakın bir sürü sorunun şeyi oldu. Mesela
Sorunun cevabının ne olduğunu bilmediğim şeyler var. Yani çok saçma oldu. Neyse ki şu an sistemde gözüküyor netlerim. Mesela şunlara bakın, mal gibi oldu. Bir daha kontrol etmeyeceğim böyle. Hani gerçek cevap anahtarı gelmeden diyorum. Yine yapıyorum bunu. Neyse şimdi şöyle karşıma açtım sistemden. Orada doğru netlerim var çünkü. Ama daha sıralamalar açıklanmadı tabii ki. TTS'ine girelim ki. Şimdi şuradan şöyle yakınlaştırıp gösterebilirim. Türkçemde 37 doğru 3 yanlışım vardı. Biraz daha Türkçesini iyi yaptığımı düşünüyorum. Türkçem bu aralar biraz daha düzelmeye başladı. Matematiğim toplam 35,5 olması gerek. Çünkü 36 doğru 2 yanlışım var. 2 de boşum var. Hatta durun onları da göstereyim size. Matematiği çünkü doğru kontrol ettim. Şu soru saf gibi, yani sıfırı almadım. Daha doğrusu sıfırı alıyordum, sonra şuradan sonucu çıkaramayacağımı fark edip demek ki sıfır yok kafasına falan girdim. Çok saçmaladım yani o an. O yüzden yanlış buldum. Ardından şu soru. Hala mantığıma sığdıramadım ve çok saçma geliyor bu soru bana. Dinledim ama gereksiz. Bu soru da gayet güzel ve basitmiş ama o an nedense çözemedim. O yüzden boş bıraktım. İki boşum bunlardı. Şimdi bir yanlışım da geometriden büyük ihtimalle. Hangisi? Bu soru. Ya ben bu soruyu neden yapamadım anlamadım ki. Hala da bakmadım. AYT'sinin analizini falan yaptım. Diğer sorulara da baktım ama buna bakmadım. Neyse izleyeceğim bunu. Bu şekilde diğerleri doğru zaten. 36 doğru var. Bu şekilde. Problemler yok. Öyle. Bu şekildeydi. Fenimde de fizikte bir yanlışım var. Biyolojide bir yanlışım var. Kimya saçma geldi ya. Bilmiyorum. Abi yani sinir oluyorum. Fizikte hangi sorum yanlış? Şu sorum yanlış. Bunun saçmalık yani yukarı aşağı. Neyse. Bunu yanlış yapmışım. Bunu yanlış yapmışım. Bunu yanlış yapmışım. Kimyada 3 tane var yani. Yuh. Bu arada ben şunun kek ve hamur türlerinin kabartılması için kullanıldığını hatırlıyorum salak gibi. Yani full öyle hatırlıyorum. O yüzden salladım yani. Onu öyle hatırladığım için hepsi doğru geldi gözüme. Sonra salladım. Gidip de kimyanın ilk konusunu yanlış yapmam saçmalığı. Neyse. Öyle arada saçmalıklarım oluyor benim. Biyolojide de bu sorum yanlış gelmiş. Yani oha yanlış yaptığım soruya bakın. Biyolojik birim kimi en az olana ne demişim gittikçe artmasına rağmen. Neyse. Böyle dikkatsizlik hataları olabiliyor. Toplamda netimde 98. Durun açayım şöyle. Toplam TET netim 98. Şu an netlemiyor ama. TET böyle geldi. Açıkçası çok hedeflemiştim kendimi yüzün üstünde gelsin diye ama maalesef olmadı. Sosyali biraz zorladı beni. Onun dışında diğerleri ortalama yani fen 5 yanlış, matematik 2 yanlış, Türkçe 3 yanlış. Onlar hani biraz daha ortalama ama sosyal biraz kötü geldi. Şimdi gelelim AYT'ye. AYT yine buradaki netim değil. Hemen açıyorum. Açıkçası ben diğer özdebilerde matematiği daha iyi yapmıştım. Burada toplamda 34 doğru 2 yanlışım var. Onun dışında fiziğim çok kötü geldi. Biyolojim 9'a 4, kimyam 11'e 2. Ama fizik yani 6'ya 8 ne ya? Gerçekten. Bir de fiziği çok kolay gelmişti bana çözerken. O yüzden bayağı saçma oldu. Fen netim çok düşük olduğu için toplam netim 56 oluyor. Matematikteki şeylerimi falan da göstereyim. Hemen geliyorum. Bir tane de logaritma sorusu vardı boş. Onu sonuna kadar geldim ama öyle bir şey olmaz diye yapamadım salak gibi. Burada bakın ne yazdım. Rakamları karıştırmışım. Daha doğrusu sıfır unutmuşum şurada. O yüzden 6 demişim. Sıfır da bir rakam. Günde 5 kez tekrar et diye dalga geçtim kendimle. Gerçekten yanlış yapıyorum çünkü. Ve nur topu gibi 2 tane olasılık sorum. Bir yanlış, bir boş. Bunda korktum ve kalem oynatmadım yani. Ama basit bir soruymuş aslında. Bu biraz daha zormuş. Bunu denedim ve yanlış buldum. Öyle. Sonra şu bahsettiğim logaritma sorusu. Sonuna kadar gelip şu ikisini eksi 2 bulup ama devamını getirmediğim için keşke getirseymişim yani ama neyse. Öyle. Sonrasında geometride de bu iki sorum boş. Aynen. Toplam 4 tane boşum var zaten. O iki soru da bu. Burada yine aynı şekilde devamını getirmedim. 4 bölü 5'i bulduktan sonra devamını getirmedim. Sin 2 alfanın 2 AB olduğunu Doğan idrak edemedim falan. Öyle saçma bir şey oldu. Bunu da direkt çizemedim.
Daha doğrusu çizdim ama böyle hani şeyini çıkaramadım. Bu biraz bence zor bir soruydu. Öyle. Ama genel anlamda güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum ben. Hatta şu ana kadarki en iyi özdevirlerden biri bence. Bu şekilde gayet iyiydi. Böyle. Durun şu an başvuruyorum. Çok heyecanlıyım. Bitirdikten sonra yerleştirmedim. Aynen bu. DYT var, AYT var. Erkiler hayırlı olsun. Yaptık başvuruyu. Herkese selam. Şimdi hızlıca yapacaklarımdan bahsedeceğim. Çok fazla sıkıldım odamdan, o yüzden mutfağa geçtim. Ama da bugün biraz güzel aslında. Ben hızlıca yapacaklarımdan bahsediyorum. 3-4-5'ten böyle yırtmıştım sayfaları. Buradan atışları bitireceğim. Tabletten 3 adımdan tarih, coğrafya, felsefe, din falan o tarz tekrarlarımı yapıp 3 adımdan soru çözeceğim. Buradan da sindirim sistemini bitireceğim. Aynen. Sindirim sistemi bitecek. Yine yapamadıklarım falan fazla birikti bu kitapta. Biraz onlardan da ilerleyeceğim. Öyle şu an 1-2 ünite, bir de kitaptan 1 ünite bitirsem işte. Aman 3 adımdan. Öyle. Şu anlık hedeflerimiz bu kadar. Hemen hızlıca başlayalım. Herkese selamlar. Şimdi bahsettiğim atışlar testleri vardı ya, ben onları bitirdim. Böyle zaten su gibi aktı gitti bir saatlik etütte. Şimdi hızlı bir şekilde toplam 66 soru falan çözmüş oldum. Şimdi fiziğe ara vereceğim. Biyolojiyle devam edeceğim. Sonra tekrardan fiziğe dönme ihtimalim var. Biraz daha ilerlemek istiyorum açıkçası. Fizikten tam böyle akıyor zaten. Bırakmak istemiyorum. O yüzden ay gözüm acıdı saniye. İşte biyolojiyle devam edeceğim. Ya ben çıldıracağım. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne ya? Suç değil mi? Suç değil mi? Bu kadar tatlı olman. Ya seni yerim ya. Tuzmuş göbeğe bakın göbeğe. Herkese selam. Şu an 1 saatlik etütümün daha sonuna geldim. Şimdi ne yaptığımı anlatayım hızlıca. Burada yapamadığım çok fazla soru vardı. Hatta ve hatta burada elimde yine dershaneyi çözmek için götürdüğüm 3D AYT matematikten testler vardı. Orada yapamadığım soruları falan dinledim Eyüp Bey'den. Şurada bir soru var. Onu öğretmenime soracağım. Onun dışındaki buradaki yapamadığım bütün soruları hallettim. Fizikteki, matematikteki. Ardından biyoloji kanalında şöyle sindirim sistemini tekrar edebileceğim bir video vardı. Zaten tek sıkıntım burada sürekli unuttuğum enzim kısımlarıydı. Yani fazla bir şey yoktu. Onu da direkt izleyince zaten böyle güzel, zevkli bir tekrar oldu. Şimdi 6. testimi de bitirdim. Çok bir soru yok zaten. Bir 60 soru daha falan var. Buradan hemen hızlı bir şekilde çözüp bitireceğim. Öyle. Şu an zevkli ilerliyor. Şimdi 5-10 dakika mola vereceğim. Sonra tekrardan devam. Annem de bana böyle tabak hazırladı. Ama şu an yiyemiyorum. Biraz şiştim galiba. Öyle. Saatlerimiz de 3 falan. Daha çok yolumuz var. Devam ediyorum. Ne yapıyoruz? Ben boyama yapıyorum. Wow. Ama mumu gösterme bak. Neden? Boyamamı da mı gösterme? Tamam, hadi iyi çalışmalar. Görüşürüz arkadaşlar. O zaman videoyu izlerken umarım zevk almışsınızdır biraz da olsa. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Görüşmek üzere.